Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Biden hakkında azil soruşturması açılmasını istedi. Peki Biden görevinden azledilebilir mi? Süreç nasıl işliyor? Cevaplarını haberimizde izleyelim. ABD Başkanı Joe Biden görevinden alınabilir mi? When evil attacked, Ground Zero New York. Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Biden'a azil soruşturması açılması için çağrı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi. McCarthy, Biden'ın başkan yardımcılığı döneminde görevini kötüye kullandığını, oğlu Hunter Biden'ın babasının nüfuzunu iş ilişkilerinde imtiyaz elde etmek için devreye soktuğunu ileri sürdü. Ancak kanıt sunmadı. Beyaz Saray soruşturma için hiçbir dayanak olmadığını savundu. Welcome back everyone. Demokratlara göre azil soruşturmasının gündeme getirildiği dönem manidar. 2024 başkanlık seçimleri öncesinde kamuoyunun dikkatini cumhuriyetçilerin adaylarından Donald Trump'ın yaşadığı hukuki sıkıntılardan başka yöne çekme çabası olarak niteliyorlar. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? ABD Anayasası'na göre ABD Başkanı yargılanması ve suçlu bulunması durumunda görevden alınabilir. Fakat bugüne kadar ülke tarihinde hiçbir başkan bu şekilde görevinden alınmadı. Sürecin başlaması için önce en az bir Temsilciler Meclisi üyesi Adalet Komitesi'ne başvuru yapıyor. Başvuru komitede kabul edilirse komisyonda hazırlanan taslak Temsilciler Meclisi'nde oylamaya sunuluyor. Burada salt çoğunluğun kabul oyu vermesi durumunda süreç senatoya geçiyor. Yargılama sürecinin sonucunda senatoda oylama yapılıyor. Bu oylamada 100 sandalyeli senatonun 3'te 2'sinin yargılanan ABD başkanını suçlu bulması gerekiyor. Azille birlikte başkanın yerine başkan yardımcısı görevi devralıyor. Şu anda Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk cumhuriyetçilerin elinde olsa da senato demokratların elinde. Analistler bu yüzden Biden'ın azil olasılığının neredeyse imkansız olduğunu söylüyor. Trump hakkında iki kez azil suçlaması yöneltilen tek ABD başkanı. Senatodaki her iki duruşmada o dönem çoğunluk olan cumhuriyetçilerin oyları sayesinde azledilmemişti.